Ne bir şeyler söylemek istiyor bu konuyla Yok, alakalı. Çok inan ben bu konu. Aa, Murat abi. Benim söyleyeceğim kibar, şeyler kibar başka kibar abi. Değil. Ben oyundaki şu anda olayları o, bekliyorum. Şu O Murat benim, abi. E, bu da oyundaki benim, olay. E, Hayır. Bak bekliyorum değil derken bak aslında bekliyorsun haydi. şu an istiyorsun istiyorsun şu anda onu istiyorsun ve ben senin istediğini vermekle mükellefim çünkü ben bu masanın <laughs> moderatörüyüm Hemen sevgili öğretmenimiz e, Yaşar Bey'den rica ediyoruz oyun esnasında sevgili Tura abiyle Sercan'ın bir dirsek teması var izleyelim bakalım neler olmuş. Buyursunlar. Furkan'a da şöyle başlıyorum. Tabii. Bir, dünyada ki bence şu ana kadar yapılmış en büyük mobiklerden bir tanesi dün geceki oyunda yapıldı. İki, bu oyunda doğuştan sinir sistemleri alınmış bir adam izledik. O da Sercan Yıldırım. Bu kadar tahammüllü, bu kadar söylenen laflara, hakaretlere karşı efendiliğini bozmayan, ve gayet gayet böyle olgun bir adam izledik o iki ve üç şimdi dirsek olayıyla başlıyorum hı hı. dirsek olayı burada yan yana bir mücadele var ve Sercan'ın baktığım zaman Sercan'ın dirseğinin Turabi'ye temas ettiğini ben gördüm tamam. dirseği temas ediyor temas etmiyor dersem yalan söylemiş olurum dirseği temas ediyor amma velakin dirseği yan yana mücadele sırasında temas eden bir dirseğin bilerek mi yaptı bilmeyerek mi yaptı onu Allah biliyor biz onu bilemeyiz. Fakat sorulduğu zaman dirseyi attığı iddia edilen adam iki kere vallahi billaha ben bilerek atmadım diyor bir. Ve iki kere de özür diliyor iki. İki kere de çak yapmaya çalışıyor ve çaklarına da karşılık alamıyor. Şimdi ilk çaka gelelim arkadaşlar. Yaşar'cığım. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. O dirseyi sana ödeteceğim. Yani kazandıktan sonra Tura abi oyunu kazanıyor. Bak şimdi gelecek ama burada dirsek çok uz geldi. uzayacak. Abi dirsek değil. Dirsek geldi. Benim dediğim yere ya şimdi. Aslında şimdi şöyle ha. Murat abi. Ha, ben... ha bak işte geldi. Geldi dur abi. Evet. Burada bak diyor ki Sercan. Sercan çak yap diyor. Evet. Sercan'a çak yapmıyor. Ve Sercan sonra şimdi evet, de. Bak elini uzatıyor. Elini uzatıyor. Sercan'a çak yapmıyor. Ve Sercan diyor ki vallahi billah bilerek yapmadım diyor. Sonra ikinci bir kez daha yine aynı şey oluyor. Sercan yine bak yerdeyken Turabi yanından geçecek şimdi. Sercan yanından abi geçecek bak geliyor şimdi. Hı hı. Bak evet şimdi Sercan yine çak yapmaya çalışıyor yine yapmıyor. İkinci özür, ikinci çak isteği. İkisinde de çaka cevap vermiyor. Şimdi bu adam da kardeşim bu adam diyor ki vallahi bile bilerek yapmadım diyor. İki tamam. kere çak diyor özür dilerim falan diyor. Karşılığını alamıyor. Sonra Turabi'nin bu olaylar karşısında iki kere özür dileyen çak yapmaya çalışan artık olayı Gümüş soğutmaya çalışan adam karşısında Turabi devamlı şunları diyor. Ben de sana dirseği sana ödeteceğim. Hı hı. Sana şunu yapacağım. Ben de bilmeyerek yapacağım. Şunu yapacağım. Devamlı bir tehdit var ortada. Yani sana şunu yapacağım. Bir dahaki oyunda sana dirsek atacağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Her şeyde diyor ki, e, Sercan da diyor ki, tamam yeter artık diyor. tür abi diyor, uzatma diyor. Ben diyor bunları diyor, bilerek yapmadım. Ayrıca ben diyor sakin olmaya çalışıyorum. Çirkelekç çirkelekleşmiyorum diyor. Şey. Hı hı. Sercan bunun üzerine yine Murat abinin tabii ki geleneksel olayı bir bip yakalıyoruz. O bipi de yakaladık. Sercan'ın <laughs> çirkefleşme, çirkefleşmeyelim dedikten sonra bir bip var. O bipi yine yakaladık. Derken Sercan'a erkek diyor. Erkek. Mavi takımda da böyle oynasana erkek. Şimdi orada erkek erkek lafları gereksiz. Yani şimdi adama sen ne gerek abi erkek merkek. Yani orada imalı laflar da geliyor. Bunlar da gereksiz. Sonra gelelim esas konuya benim alındığım bir konuya ben de alındım. Neden dersen niye alındığımı söyleyeceğim sana. İyi bilir futbolcular sahte dirsek atmayı. Ben de futbol oynadığım için zamanda. benim rahmetli babam da Allah rahmet eylesin futbolcu olduğu için ben biraz alındım. İyi bilir futbolcular sahte dirsek atmayı yalandan yere atarlar kendilerini tam bir sahtekar. <laughs> Şimdi kardeşim şimdi orada ne alakası var futbolcuların yerden yere atmalarıyla sahtekarlıklarla şunlarla bunlarla bunların ne alakası var bunları orada ne anlatıyorsun bize? Biz senin bunları dinlemeye ihtiyacımız yok futbolcuların da hiç ben böyle kendini yalandan yere atıp da bilmem ne bu, bu tarz lafları işitecek bir tiplemeler olduğunu da düşünmüyorum. Onun için de yapma burada. Yapma be Murat abi Allah Neyi aşkına yapma? ya. Neyi yapma? Yani Yaşar abicim rica etsem Neyi bir oyuncuları alabilir miyiz? Neyi yapma? Murat abi yani evet. ikimiz de hani futbolu seven insanız değil mi? Evet. Futbolun, siz zaten... Sahtekar mıyız biz? Bak Murat abi şimdi. Bir... Sahtekar diyorlar. Bir diyor dakika ben. abi bir, evet, konuya, tamam. bir, konuya, söyle. bir konuya bir gelmeme bir konuya evet, misiniz? Evet söyle tamam. Şimdi siz zaten futbolun içindesiniz. Evet. Ben de futbolu seven bir insanım biliyorsunuz tamam. değil mi? Tamam evet. Futbol müsabakalarında inanılmaz derecede kendini yere atmaların olduğu, evet. dirseklerin havada uçuştuğu, bazen yalan dolan hareketlerin çok abartıldığını evet. gözlemliyor muyuz, gözlemlemiyoruz? gözlemliyoruz da tamam. gözlemlerken, bunlar yapılırken bu kelimenin edilmesi gerekiyor mu? Bu kelimenin edilmesi şimdi. Adam burada bir tespitte bulunmuş. Evet, Sen katılırsan katılmazsın. Ben bulunmasın demiyorum ki. Ama sonunu böyle mi getireceksin? Tespitin sonu böyle mi gelir? Bir tespit yapıyorsan sonunda böyle bir şey söylemen şart mı? Her dakika söylemek de istemiyorum işte. Samsun'un sesiyle başlıyor. Her dakika bunu söylemek gerekiyor mu? Sahtekar demek gerekiyor mu? Her dakika mı? adama sahtekar mı dedi? Her, her dakika her dakika. dakika? Orada diyor ki sahtekarsın diyor. Bunu diyor çünkü Sercan futbolcu değil mi? Hı hı. Geçmişi futbolcu değil mi? Evet. Sen bunu yaptın diyor, onlar da yapıyorlar diyor ve sen diyor sahtekersin diyor adama. Yani adam şimdi 50 kere özür diliyor, bilerek yapmadım diyor. Hala bu genelleme yaparak adama sahtekar diyorsun. Ne gerek var? Onu soruyorum sana. Var mı böyle bir şey gerek? Şimdi Murat abicim bakın. ilk önce burası bir duello ortamı. Evet, evet. Şimdi burada kılıçlar çekiliyor mu? Çekiliyor, çekiliyor değil evet. mi? Burada normal şartlar altında bu sefer istisnai bir durum oldu ama bir yarışmacı Survivor'a veda edecek. Evet. Bana sorarsanız yarın öbür gün ilerleyen günlerde bu tartışma var ya çok hafif kalacak bu düellolarda öyle söyleyeyim size. Bence de. Yani biz bu tartışmanın en az 4-5 katı büyüklüğünde tartışmaları düello ortamında izleyeceğiz çünkü bu sur, bu insanların Survivor'a tutundukları son dal burası. Tabii. Yani şimdi siz burada çok e, nezaket içeren fair play üzerine kurulu bir tenis maçı ortamı arıyorsunuz ama niye maalesef peki karşılıklı şimdi, Niye karşılıklı olmuyor bu. Niye karşılıklı olmuyor? Madem madem tartışma nasıl olur? Tartışma karşılıklı olur. Hı. Burada mobbingin kralı var. Sen şimdi niye öyle bakmıyorsun olaya? Sercan'dan sen Sercan'dan aynı tenis maçı diyorsun ya. Teniste mesela biri vurduğu zaman Öbürü de vuruyor. Burada tenis maçı falan değil. Burada sukoaj yapıyor adam. Turabi abi yapıyor. Vuruyor duvardan döndürüyor. Vuruyor duvardan Katılıyorum. döndürüyor. O zaman o zaman katılıyorsan eğer burada demek ki bana ay böyle tartışmalar Survivor'da hep olur falan deme. Burada mobbingin ağ babası var. Adamın bütün psikolojisini bozuyorsun. Adamın oyunu olan konsantresini bozuyorsun. Adama sahtekar diyorsun. Adama sana gelip dirsek atacağım diyorsun. Adam devamlı. Sercan'a bak ben sana şey Sercan'a helal olsun. Tebrik ediyorum. Kimse o doğuştan bunun sinirlerini alan doktoru da tebrik ediyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Adamı sen devam tahrik ediyorsun, tahrik ediyorsun. Adam sana hiçbir şey demiyor. Adam oyundan sonra bile geliyor ve sana sarılıyor. Ve hala sen adama karşı bir tepki veriyorsun. Olmaz. Murat Heter abi ama yani. şimdi bakın. Şimdi siz bana sorarsanız derseniz ki Tura abi bu mücadeleyi Evet fair play içinde mi götürmüştür derseniz ben diyeceğim ki hayır götürmemiştir. Evet. Sercan üzerinde bir baskı oluşturmuş mudur diye soracak olursanız cevap veriyorum. Evet, evet. Sercan üstünde bir baskı oluşturmuştur. Peki Sercan bu durum karşısında ne yapmıştır? Fair play örneği göstererek ki attığı dirsek kısmında tabii ki niyet okumayalım. Bilerek atmış olabilir. Bilmeyerek atmış olabilir. O kısmı da bir muamma. Evet. Şimdi orada ben bilmeyerek attı diyebilir miyim? Diyemem. Kimse diyemez. Allah diyemez. dedim ya Şimdi ben Şimdi sonuç itibariyle dirseği Atmış. Peki Tur abi ne yaptı? O dirseği aldı. Bakın. O dirseyi aldı. Öyle bir süsledi. Öyle bir büyüttü. Öyle güzel kullandı ve koz olarak tekrar masaya koydu ki Sercan'ın özellikle ilk maçta kıran kırana geçen bir mücadele var ve ilk maçı Sercan kazanıyor Sercan. öyle değil mi? Sercan kazanıyor. Bu arada Sercan, Sercan Sercan çok iyi başladı bu düelloya inanılmaz iyi başladı ve Turabi Sercan'ın böyle başlayacağını beklemiyordu. Bakın ben şimdi bu, bu durumu analiz ediyorum. Se Turabi Sercan'ın böyle başlayacağını kesinlikle beklemiyordu. Bir dakika dedi Turabi. Hop! Ne oluyor? İşler <laughs> öyle değil. Ben Tur için de söylüyorum bunu. Sercan için de, Özgür için de, Ogeday için de, Poyraz için de dışarıdan atıp tutmak kolay. Duello sahasına çıkınca işin rengi değişecek. Bütün yarışmacıların eli ayağı titriyecek. Aynen. İşte orası er meydanı. Ben o yüzden diyorum benim diyen yarışmacı kendini potaya koydursun. Tur bir baktı. Abi Sercan mavi takıma falan hiç böyle atmıyordu, etmiyordu çünkü Sercan kardeşim. Sercan da yılların milli futbolcusu. İnanılmaz bir potansiyel Peki, var Sercan'da. Programda ben ne dedim? Sana He. simsiyahla, bembeyazla bir Sercan göreceksin. Tamam bana. ama Sercan'ın problemi ne? Sakatlandı. Sadece sakatlanması değil. Sercan gardını çabuk düşüren bir yarışmacı. Sercan zaten Psikolojik olarak bazı şeyleri aşamadığı için bundan önceki dönemlerde de Survivor'da sıkıntı çekti. Bu dönemde de yine Survivor'da sıkıntı çekiyor. Hatta bana sorarsanız futbolculuk hayatında da bu dönemde bu psikolojik sıkıntılardan dolayı sıkıntı çekti. Erken yaşta Survivor'a geldi. Yani hem çok başarılı bir adam, hem milli futbolcu, birçok büyük takımda oynamış ama futboldan erken koptu kafa olarak da değil mi? Evet. Neden? Demek ki mental olarak bu adamın bazı sıkıntıları var. Turu abi bunu biliyor. Turu abi adamla bir alver yaptı. O muhteşem Sercan, Turu abiyle kafa kafaya gelen birinci oyundaki Sercan yok oldu. Yok oldu. Ne Nerede yok oldu? Sen bana dirsek attın ben de sana atacağım dedi diye. Turu abinin yaptığı doğru mu derseniz değil. Ama Sercan o durumu absorbe edemedi. Göğsünde yumuşatamadı. Bak Tura abi şunu bile dese ya çok konuşma Tura abi işine bak bitti Ay şey dedi Giremez. çocuk canım, ha? öyle demedi de şey dedi çocuğu, şimdi yeter dedi sen dedi Aynı niye olaylara bu kadar tamam, uzaklıksın konuşma abi şöyle. işine bak ama dedi. efendi şekilde söyledi abi çocuğun sen şimdi karakteri Survivor'a gitti diye adamın karakterini yapısını değiştiremezsin ki adamın yapısı bu adam efendice konuşmayı seviyor Eyvah. ne yapsın adam yani efendice konuşabilir ben Sercan mesela burada hangisi size daha yakın karakter olarak derseniz ben Sercan'ı Sercan'ı söylerim evet. ama kendi gardı düştü. Ben oyuna bakarım. Ne oldu? Turabi abi farkı açtı. Ne oldu? Özgür farkı açtı. Sercan bu düelloyu sonuncu olarak bitirdi. Peki sonuncu olarak bitirdiği zaman dilimine bakalım. Kural ihlali bir durum var mı? Yani Survivor'ın içinde olmayan bir şey var mı sizce burada? Yok. Yoksa bu işin kazananı Turabi abi oldu.